Herkese merhaba, ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta sizlere life skill'i anlatıyor olacağım. Life skill'lere başlarken nereden başlamalıyız? Hangilerine odaklanmalıyız? Hangileri ne işe yarıyor gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. Oldukça detaylı bir şekilde notlarımı aldım. İsterseniz çok hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi bu video biraz daha temelden giriş olacağı için böyle tek tek tüm meslek gruplarını inmeyeceğim. Yani mesela bunun için ayrı ayrı spotlar göstermeyeceğim veya nasıl yapıldığıyla alakalı hani püf noktaları vesaire şimdilik vermeyeceğim. Ama ileriki videolarda bunları teker teker ayrı ayrı videolar yapmayı planlıyorum. O zaman bunların daha derinlerine ineceğim. Şimdi biz L tuşuna basarak bu şekilde menüyü açabiliyoruz. Dilerseniz aşağıdan karakter trade skills'e basarak da açabilirsiniz bu menüyü. Burası bizim trade skill'lerimizin başlangıç main page'i olarak diye geçiyor. Yukarıda şu anda kullanmış olduğunuz trade skill ekipmanlarınız, yan tarafta meslek grupları, bunların master skill'leri ve normal level'ları, yan tarafta da bu meslek gruplarında kazandığınız ekstra özellik buff'lar bu şekilde gözüküyor tıkladığınız zaman. Şimdi en baştan başlamak gerekirse bu 6 meslek grubu ne işe yarıyor ve bu 6 meslek grubundan hangilerine odaklanmamız daha iyi olur diye soracak olursanız hızlı bir şekilde başlayalım. İlki çiçek toplama diye özetleyebileceğimiz meslek grubumuz. Bunda işte yerde bulduğunuz çiçekleri, mantarları vesaire topluyorsunuz. Bunun olayı daha çok battle item craftlama üstüne. Yani siz bu meslek grubu ilerlerseniz dungeon'da kullanabildiğiniz potionlardan vesaire craftlayabilirsiniz. Atabildiğiniz battle item'lar işte bombalardır vesaire onlardan craftlayabilirsiniz. Ya yani aklınıza gelebilecek battle item'ları bu meslek grubunda craftlayabilirsiniz. Ağaç kesme ve madenciliğe gelecek olursak da bu iki meslek grubu bizim strong olduğumuzu geliştirmek için gerekli iki meslek grubu diyebilirim. Bunlarda kasmış olduğunuz odunları, taşları vesaire evinize giderek ekstra buff'lar açmak için kullanabilirsiniz. Evinize herhangi bir dekor craftlamak için kullanabilirsiniz. Yani bu iki meslek grubu kısaca bu işe yarıyor. Hemen altında bulunan hunting ve fishing zaten anlayabileceğiniz üzere cooking üzerine dayalı olan meslek grupları ve bunların da altında excavating, diğer adıyla da arkeoloji bizi karşılıyor. Excavating'in olayı da şu: siz artı basma materyalleri yani fusion stone'lar craftlayabiliyorsunuz. Şu an benim fusion stone'um 6 tane var bakın. Bundan craftlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu tozlardan craftlayabiliyorsunuz. Bu tozlar da bizim tripodlarda işimize yarıyordu hatırlarsanız. Önceki videolarda bir tripod rehberi hazırlamıştım sizler için. Ve bunları ek olarak eğer ki meslek gruplarında gerçekten daha yüksek loot almak istiyorum, bu mesleği daha iyi yapmak istiyorum diyorsanız excavating'i kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü üstte görmüş olduğunuz her bir ekipmanın üst seviyesini siz sadece ama sadece excavating'den bulduğunuz toolbox'larla craftlayabiliyorsunuz. Yani more'dan legendary'e geçmek istiyorsanız excavating yapmak zorundasınız. Şimdi videonun başında da dediğim üzere bunları teker teker hani spotlar vesaire göstermeyeceğim şu anda. Çünkü bu videoda sadece hani böyle temeli atmak istedim. Ardından bunlara özel videolar hazırlayacağım. Fakat başta level atlamak istiyorum. En azından bir tanecik spot önerir misin diyenler için bu bölgede bizim Lullaby Island adında bir tane adamız bulunuyor ve bu adada gerçekten çok fazla çiçek toplama olsun, odunculuk olsun, madencilik olsun spotlar bulunuyor ve bunlardan fazlasıyla var. Kesinlikle buraya giderek bu başlangıç şeylerini atabilirsiniz. Excavating için önereceğim nokta da neredeydi orası? Phaeton'da şurasıydı galiba. Aynen bakın bu bölgede de excavating yapabilirsiniz. Burada başlayabilirsiniz. Güzel spottur burası da başlangıç için. Hazır level'lardan konu açılmışken de hemen hızlı bir şekilde level'lardan bahsedeyim. Şu anda 30 level'a kadar buff açabiliyorsunuz siz herhangi bir meslek grubunda. Bakın her meslek grubunun kendine özel buff'ları bulunuyor. Bazıları pasif, bazıları aktif olarak kullanılabilen yetenekler. Level'lardan devam edecek olursak da siz belirli level'lara geldikten sonra yani 1, 10, 20 veya 30'un haricinde burada görmüş olduğunuz 16, 17, 15 seviyelerine geldiğinizde buradaki ekstra master skill özelliklerini kazanıyorsunuz. Kore'de bu 30 level'la sınırlı değil. Yani buradaki skill'ler 30 level'la sınırlı fakat siz hani master skill olarak 50'ye vesaire de çıkabiliyorsunuz. Burada da öyle bir şey var mı tam olarak emin değilim. Ama büyük ihtimalle vardır diye tahmin ediyorum. Yani bunu 50 level'la vesaire çıkartabiliyorsunuz. Bunun da ekstra özellikleri buradaki master skills oluyor. Ve dediğim gibi son olarak da burada kazanmış olduğunuz bu meslek bufflarını görebilirsiniz. Her sekmeye girdiğinizde buradaki bufflar farklı olur. Seviyenize göre burası değişkenlik gösterebilir. Şimdi geldik kullandığımız ekipmanlara. Kullandığımız ekipmanlar tabii ki de çok çok önemliler. Neden önemliler? Şöyle söyleyeyim. Bunların verdiği özellikler var. Aynı sizin bu iç takılarınızda bulunduğu gibi bunların da rastgele bonus efektleri oluyor. Şimdi şöyle bir algı da var. Mavi bir şey mordan daha iyi olamaz diye bir şey yok. Yani mavi bir şey daha iyi de olabilir. Yine aynı şekilde mor bir şey relik yani koyu turuncudan da iyi olabilir.
Bu yüzden siz kesinlikle hani rengi bunun daha kötü, daha kötüdür diye bir kural var demeyin ve atmayın, eşyanızı satmayın. Çünkü bunlar dediğim gibi daha iyi olabilirler. Belirli yerlerde farklı farklı ekipman kullanmanız gerekebilir. Ya anlayacağınız üzere rengi değil, stata bakmanız çok önemli. Tabii ki de rengin şöyle bir artısı oluyor. Mesela mavide 2 tane bonus efekt olur. Morda 3 tane olur. Turuncuda 4 tane ve relik olanda da 5 tane. Hatta şuradan göstermek gerekirse bakın 5 tane aşağıda bulunan özelliklerden random bir şekilde vereceğim diyor sana. Bufflardan önemli olanlara gelecek olursak da şöyle bir şey var. Super Armor diye bir tane özelliğimiz var. Bunun özelliğine siz kazı yaparken veya işte atıyorum madencilikle uğraşırken, çiçek toplarken, böcek toplarken herhangi bir yaratık gelip size vurabilir. Size vurduğunda ne oluyor? Sizin topladığınız şey gidiyor. Yani böyle çok yaratıkların olduğu yerde eğer ki atıyorum böyle kazıdır vesaire bir şey yapacaksanız Super Armor olması şart. Yoksa siz kazı yaparken arkadan bir tane Dengo gelir kafana tak diye vurur. Ardından senin kazın yarıda kesilir. Yine aşağıdaki özellikleri gelecek olursak işte Gathering Speed'inizi yükselten, işte hızlı kazma, hızlı toplama vesaire. Basic Reward'u yükselten, Basic'ten kastı bu gri gelen ödüller. Rare Material dediği yine daha üst seviye eşyalardan bahsediyor. Special dediği de daha da üstte oluyor tabii ki de anlayacağınız üzere. Tabii burada gördüğünüz özelliklere aldanmayın yani mesela atıyorum madencilikte minigame yoktur. Burada bakın daha farklı bufflar olabiliyor. Yani minigame'i vesaire olanların buffları farklı bir şekilde olabilir. Buraya bakarak yani hepsini baz almayın kesinlikle. Ve en altta da görmüş olduğunuz üzere minigame'in ödüllerini yükselten bir buff'ımız bulunuyor. İlla ki şey yapmanıza da gerek yok. Mesela relik eşyayı ben gideyim 3 tane perfect şekilde bir dizeyim buff gelene kadar işte deneyeyim falan yapmanıza gerek yok. 2 tane farklı da kullanabilirsiniz. Bunlar mor ve relik de olabilir. Farklı farklı tool'lar olabilir. Sadece demek istediğim şey hani normal toplarken bir tool'unuzun olması, mini game tarzı böyle spesifik şeylerde gelen yerlerde kullanabileceğiniz bir tool'unuzun bulunması kesinlikle işinize yarayacaktır. Bu bilgileri artık göz önünde bulundurarak bu mesleğe giriş yaparsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bir de bizim bir enerji sistemimiz var. Bu enerji sistemi nasıl işliyor? Biz B tuşuna bastıktan sonra burada görmüş olduğunuz slotlarınız life skill slotlarıyla doluyor. Ortada bir tane yeşil barımız bulunuyor. Bu bar yanlış hatırlamıyorsam günlük olarak 4500 ile 5000 arası bir civarda enerji yeniliyor. Yani 2 günde siz bu barı doldurabiliyorsunuz. Şahsen ben ne yapıyorum? 2 günde bir bütün enerjiyi bitiriyorum. Tabii ki fullenmemesine dikkat ediyorum. Çünkü fullendikten sonra enerji yenilenmediği için hani boşa gitmesin mantığıyla enerjimi harcıyorum. Tabii ben bu işe biraz geç girdim. Zaten level'larımdan anlaşılacağı üzere daha çok yüksek level'lı değilim. Ama en azından hani çok da geç kalmadım. Bir yerden başladım. Siz de eğer ki hala life skill'lere başlamadıysanız kesinlikle hızlı bir şekilde başlamanızı öneririm. Çünkü gerçekten önemli şeyler bunlarda. Enerjiden devam edecek olursak da bu enerjiyi doldurmanın birkaç tane yöntemi var. Şimdi ben petime geldim. Benim depomda bakın 2 tane potion bulunuyor. Bu potionların ilki Minor Life Energy Potion. Bu ne işe yarıyor? Sizin enerjinizi bir dolduruyor. Bunun hemen yanındaki potion'da bastığınızda sizin çarpı 2 daha fazla XP almanızı, topladığınız eşyaların çarpı 2 daha fazla gelmesini, fakat bunun karşılığında her bir toplama yaptığınızda eşyanızın %100 oranında daha fazla hızlı kırıldığını söylüyor. Yani bu aslında kısaca ben hızlı bir şekilde enerjimi bitireyim, hızlı bir şekilde ödüllerimi alayım, hızlı bir şekilde XP'mi arttırayım diyorsanız olmazsa olmaz potionlardan bir tanesidir. Çok hızlı bir şekilde bununla 30 level'a çıkabilirsiniz. Bunları nereden alabilirsiniz? Shop'umuza tıkladık. Burada Recommended'a geldikten sonra bakın 60 kristale haftalık olarak paket alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Mari Shop'a geldiğinizde ikinci sekmede bakın aşağıda Minor Life Energy Potion bulunuyor. Bu şekilde bunları alarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir de tool'lar kırılırsa ne yapacaksınız ondan da bahsedeyim. Normal repair atabiliyorsunuz zaten tool'larınıza. Petiniz varsa buradaki sekmeden de gelip repair all diyebilirsiniz. Fakat tamir ettikten sonra şöyle bir olay var. Tamir ettiğiniz eşyaların aynı zamanda maksimum durability'si de azalıyor. Şu an bakın ben bu tool'u aldığımda 100 durability ile başlamış. Ama şu anki durability'si 86'ya düşmüş. Ben bunu tekrar nasıl 100'e çıkartacağım? Buradaki Restore sekmesine tıklayarak. Burada bakın maksimum dedikten sonra Restoration Kit istiyor benden. 42 tane ve bunları karşılarsam seni tekrar 100'e çıkartırım diyor. Bu Trade Skill Tool Restoration Kit'lerini nereden buluyorsunuz? Stronghold'dan craftlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak yine Mari Shop'ta bulabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bunları gelerek tool'unuza basarsanız restore etmiş oluyorsunuz. Ve eski durability'sine tekrardan geri dönüyor. Yani söylememe büyük ihtimalle gerek yok. Fakat hani eşyanız kırılırsa zaten anlayacağınız üzere daha fazla life skill yapamıyorsunuz o eşyayla, tamir etmeniz gerekiyor. Meslek yapmanın bir de şöyle bir olayı var. Biz Adventure'a tıklayıp buradaki Collectibles sekmesine girersek bakın bizim burada görmüş olduğunuz Collectible eşyalarımız gözüküyor.
Aşağıda World Tree, Leaves diye bir tane sekmeniz bulunuyor ve burada yaprak topluyorsunuz siz. Bu yapraklar da nereden çıkıyor? Life skill'lerden çıkıyor. İşte madencilikten, çiçek toplamadan, balıkçılıktan, odunculuktan vesaire siz yaprak toplayabiliyorsunuz. Bu yaprakların ödülleri de burada göstereceğim üzere bakın bu eşyalar oluyor. Bu yapraklar öncelikle şunu söyleyeyim şansa çıkıyor. Yani şansınız yoksa çıkaramayabilirsiniz tabii ki istediğiniz kadar yapın. Aynı şekilde bunu Platinum Field da dahil. Şansınız yoksa çıkmayan şeyler, şansınız varsa çıkarsa ne mutlu size. Çünkü burada 5 tane XP potion alabiliyorsunuz. İlk ödülden 2200'lük totalde 5 tane olmak üzere potion alıyorsunuz. Ve bu sizin gerçekten trade skill'lerinizi yaklaşık 5 level kadar yükseltiyor hepsini birden. Bunun hemen ardından gelen ödül de sizin trade skill'lerinizi etkileyen 3 tane özellik barındırıyor rastgele bir şekilde. Bunlar da gerçekten önemlidir. Bunu da alırsanız yine ne mutlu size. Üçüncü ödülümüz ise burada görmüş olduğunuz Adept Craft Kit. Bunları alarak da siz kullandığınız tool'ları mora çıkartabilirsiniz. Sonrasında da Masterpiece, işte Transformation vesaire diye gidiyor. Bunlara şu anlık girmeyeceğim. Life skill spotlarından bahsetmek gerekirse de şöyle bir hızlıca dünya haritamıza gelelim. Burada herhangi bir bölgenin üstüne geliyorum bakın. Hiçbir şey yok. Yazıdan ibaret. Yine geldim. Yazıdan ibaret. Buraya geldiğimde bakın yeşil yazıyla Trade Skills yazıyor ve Excavating Trade Skill'inin simgesi gözüküyor. Yani bu demek oluyor ki ben burada arkeoloji ile uğraşabiliyorum. Buraya geldiğimde bakın madencilik olduğunu söylüyor bana. Yani burada mining yapabilirim. Buraya geldiğimde ise balıkçılık, hunting, odun kırma veya çiçek toplama gibi trade skill'leri burada yapabileceğimi söylüyor bana. Yani siz bu şekilde maplere böyle teker teker üstüne gelerek hangi mesleği yapabileceğinizi burada öğrenebilirsiniz. Şimdi eve geldik. Bir de evde anlatacağım birkaç tane şey var. Siz toplamış olduğunuz materyalleri burada crafting'den CTRL 1 yaparak da buraya gelebilirsiniz. Workshop'a girerek burada craftlayabiliyorsunuz. Dediğim üzere battle item'lar vesaire bakın işte topladığınız çiçekler, böcekler vesaire. Buna ek olarak işte cooking'tir, işte diğer eşya craftlamadır vesaire eviniz için bakın dekorasyonlar. Tool'lar, tool'lara şimdi geleceğim zaten. Special eşyalar, bu excavating'den girmiş olduğunuz haritalar oluyor bunlar. Ve farm dediğimiz az sonra yine göstereceğim sekme bulunuyor. Yani topladığınız eşyaları burada harcayabiliyorsunuz. Şimdi tool sekmesine geldik. Biz buradaki tool'ları craftlayabilmek için kesinlikle ama kesinlikle excavating'e girmemiz gerekiyor. Excavating'e girmeden buradaki tool'ları craftlayamıyoruz. Şimdi oradaki tool'ları göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi şu. Map'e bastıktan sonra şöyle göstereyim. Tam burada bir tane NPC'miz bulunuyor. Crafting Recipe Exchange diye. Buraya geldik. Ve buradaki Adventurer Steel'lerle beraber buradaki recipe'leri almamız gerekiyor. Bu neymiş? Expert Gathering Tool. Yani bu çiçek topladığımız eldiven oluyor bu. Altında bunun reliği, yan sayfalarda da diğer tool'lar. İşte mining'indir, balık tutmanındır, excavating'indir vesaire burada bulabiliyorsunuz. Bu recipe'leri alarak oradaki craft yerinde bu tool'ları görebilirsiniz. Bunun olayı bu. Buraya geldikten sonra burada bildiğiniz üzere belirli eşyalar bulunuyor. Evde craft yapmanızı sağlayan. Craft'tan kastım işte evinizdeki şeyleri yükseltmek, bazı craft şeylerinin kilidini açmak vesaire hep bunları istiyor. Eğer ki iron veya timber eksiğiniz varsa toplamış olduğunuz yeşil veya mavi eşyaları bunlara dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde de hani evinizdeki geliştirmeleri daha hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi bir de sizin kendi evinizin madencilik yapabileceğiniz, balıkçılık yapabileceğiniz, kısaca trade skill'leri yapabileceğiniz bir yeri bulunuyor. Sırasıyla mavi görevleri tamamlayarak buraya geleceksiniz. Evdeki mavi görevleri tamamlamaya çalışın. Bunlar hariç bunlar günlük görev olarak geçiyor. Mavi görevlerinizi yaptıktan sonra sizi buraya yönlendirecek. Ve burada siz kendi trade skill'lerinizi geliştirebileceksiniz. XP alabilirsiniz, eşya alabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey geçeyim. Burada toplamış olduğunuz eşyaların her biri ev eşyası olarak geçiyor. Haliyle bunların da tabii ki farklı bir crafting sekmesi oluyor. Az önce zaten göstermiştim son sekmede bunları harcayabiliyorsunuz. Bir de burada bir tane daha portalımız var. Buna girerek buraya geliyorsunuz. Burada da olay hunting ve excavating olarak geçiyor. Zaten excavating yerleri bakın gözüküyor burada. Burada da yine aynı şekilde görmüş olduğunuz tavşanlar vesairedir. Map'te kırmızı nokta olarak bize belirtiliyor. Evet videomuz da bu kadardı. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.